Evet, herkese iyi akşamlar. Yeni bir Videogüren canlı yayınında tekrar birlikteyiz. Pazar akşamlarının biraz da klasik yayınlarından olan Instagram fotoğraf değerlendirmeleriyle birlikte olacağız bu akşamda. Geçtiğimiz haftanın konusu Videogüren alt çizgi duvarlar etiketiyle paylaşılan fotoğraflardı. Hem duvar yazıları, grafitiler hem arka planda duvarların fotoğrafa güç kazandırdığı görüntüler hem de belki de sadece duvarların olduğu fotoğrafları konuşacağız bu akşam. Yine yaklaşık 1000 civarı fotoğraf vardı. Onlar içinden elemeler yaptım ve yaklaşık olarak 120 civarı yanlış hatırlamıyorsam fotoğrafı burada sizlerle paylaşacağım. Onlar arasından da yine 10 arkadaşımızı haftanın öne çıkan fotoğrafçıları olarak belirleyeceğiz. Hemen şöyle bir kimler var, kimler yok şöyle bir bakayım diye şey yapıyorum. Kumral Hanım iyi akşamlar. Satı Özkara iyi akşamlar. Ercan Bey iyi akşamlar. Işıl iyi akşamlar. Derya Hanım merhaba. Neşe Hanım iyi akşamlar. Murat Bey iyi akşamlar. Evet, bugün İsmail Bey, Gonca Hanım, herkese iyi akşamlar. Bildiğiniz üzere önce standart hatırlatmalarımız var. Oradan başlayalım istiyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eşe, dosta, arkadaşa YouTube kanalımıza haber vermeyi unutmamanızı rica ediyoruz. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Yanlış görmediysem en son baktığımda 2900 civarı bir abonemiz vardı. Bu sayıyı biraz daha arttırırsak daha da iyi olur diye düşünüyorum. O konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Yaptığımız çalışmaları sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Twitter'da, Instagram'da ve Facebook'ta hesaplarımız var. Orada yaptığımız paylaşımları takip etmenizi, aynı zamanda uygun gördüklerinizi paylaşmanızı da yine aynı şekilde rica ediyoruz. Bildiğiniz üzere web sitemizden, videogren.com web sitesinden portfolyolarınızı, yaptığınız çalışmaları paylaşıyoruz. Bugün de 3 dostumuzun portfolyosunu paylaştık. Öğlene doğru saatlerde 11 civarıydı yanılmıyorsam. Sevgili Murat İlhan, Neşe Aksay Ergün ve Faruk Doğan'ın portfolyolarına yer verdik web sitemizde. Hem o portfolyoları hem daha önce yayınlanan portfolyoları da ziyaret etmenizi rica ediyoruz tabii ki. Ne kadar çok paylaşılırsa fotoğraf o kadar etkisi, gücü, işlevi artmış, tamamlanmış oluyor. Bu arkadaşlarımızın çalışmaları da oldukça sıkı, bir göz atmakta fayda var diye öneriyorum. Aynı zamanda benim de bir çalışmam var. Ben de paylaşılmasını isterim diyorsanız o zaman yaptığınız çalışmaları 12 ila 20 adet arası fotoğrafa indirip uzun kenarını 1500 piksel olarak küçültürseniz, 100 kelimeyi aşmayan bir özgeçmiş, 200 kelimeyi aşmayan çalışmayı anlatan bir yazı ve bir yatay otoportrenizle bize ulaştırırsanız, info@videogren.com adresimize WeTransfer'le ulaştırabilirsiniz. Biz de yayını hazırlayıp bugünkü dostların portfolyolarında olduğu gibi sizin çalışmanızı da paylaşabiliriz. Geçtiğimiz hafta bir yayına başladık biliyorsunuz. Bir denemesini yaptık, bir soru cevap yayınının. Ve Instagram üzerinden sorularınız olursa ya da canlı yayında olursa yanıtlarız. Bir sohbet, muhabbet haline getiririz dedik. Bunun ikincisini, bu sefer sadece soru cevap olarak, çünkü geçen sefer daha iyi fotoğraflar, 5 ipucu fotoğraf değerlendirmesinin sonuna eklemiştik deneme olarak. Bugün bu yayından sonra bu gördüğünüz görselle Instagram ve Facebook hesabımızdan paylaşımları yapacağız. Sizlerden ricamız, fotoğrafla ilgili sorularınızı Instagram hesabımızdaki gönderinin altına yorum olarak yazmanız. Böylece Murat Hoca da 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 21'deki yayından önce o soruların eğer gerekiyorsa cevapları için görseller hazırlayabilir, bir sunum haline getirebilir. Böylece daha doyurucu cevaplar da almış olursunuz. Aynı zamanda canlı yayın sırasında da sorular sorup yine cevaplar alabileceksiniz. Şöyle bir yarım saat 45 dakikanızı ayırın bu yayınlara. Birlikte böyle karşılıklı sohbetler edelim. Daha sonra da bunu böyle ikili üçlü gruplar olarak yaparız. Zoom üzerinden Murat Hoca'yla, sevgili Cem'le, yine Serkan'la falan bir oturum haline getirir. Soru cevapları oradan da devam edebiliriz. Yine sizin vereceğiniz destekle
ilerleyecek, gelişecek yayınlardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Fototrek İstanbul Atrası'nın düzenlediği online seminer ve atölye programları devam ediyor. Yeni programlar da başlıyor. Temel fotoğrafla da yeniden başlıyoruz. Dolayısıyla da fototrek.com web sitesinden bütün bu atölyeler hakkında bilgi almanız mümkün. Oraya da bir göz atmanızda fayda var diye düşünüyorum. Evet, bugünkü bir araya gelmemizin asıl sebebi tabii ki geçtiğimiz hafta boyunca Instagram üzerinden paylaşılan Videogren alt çizgi duvarlar etiketiyle olan fotoğraflar olacak. Dediğim gibi yaklaşık 1000 civarı fotoğraf vardı. Dolayısıyla oradan yine bir eleme yaparak, mümkün mertebe eleğimizin deliklerini küçülterek 120 civarı fotoğrafa indirdim. Ve onlara bakmaya başlayacağız. Bu arada hemen şöyle yine sonradan da yayına katılan tüm dostlara iyi akşamlar diyerek muhabbete başlayalım istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın tek, bazı arkadaşlarımızın birkaç fotoğrafı var. Her zaman olduğu gibi. Dolayısıyla da genellikle birden fazla fotoğrafı olan dostların fotoğraflarını peş peşe sıralamaya çalıştım. Bazen gözden kaçıyor. Çok fotoğraf olduğunda kaçırabiliyorum ama mümkün mertebe bir kişinin birden çok fotoğrafına burada yer vermeyi karar verdiysek onları peş peşe göreceksiniz. Evet, ilk fotoğrafımız Lily Rose nickname ile paylaşan dostumuzun fotoğrafı. Gördüğünüz üzere bir dokusu güçlü bir duvar üzerinde oluşan gölgelerle elde ettiği bir fotoğraf var. Bu tarz birçok fotoğraf vardı. Dolayısıyla da ben mümkün mertebe birkaç tanesine yer vermeye çalıştım. Bu tarz fotoğraflar şu açıdan hoşuma gidiyor benim. Fotoğrafçının sadece karşısında oluşan, ne bileyim birden karşısına çıkan ya da böyle bir süre takip ettiği ve dur şuradan fotoğraf çıkacak dediği konular dışında çevresine bakarak, çevresindeki bir şeylerin farkına vararak ve onları görerek onların da fotoğrafa dönüşebileceğini düşünmesi ve uygun gördüğü bir şekilde fotoğraflamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz gölge fotoğrafları, detay fotoğrafları, normalde ilk bakışta dikkat çekmeyecek yerdeki konuların fotoğrafları o anlamda çok keyif veriyor bana. Bu da o tarz görüntülerden bir tanesi. Evet, sevgili Derya Yazar'ın birkaç tane fotoğrafı var. Her yayında söylüyorum. Derya Yazar yaptığı çalışmalarla çok dikkat çeken fotoğrafçılardan biri. Dolayısıyla eğer Instagram hesabını takip etmiyorsanız özellikle takip etmenizi tavsiye ederim. Burada da duvarda yer alan bir resme de uygun hareket eden belki de bir çocuğun fotoğrafıyla destek olmuş Derya'nın bu haftaki paylaşımları. Ama birkaç fotoğrafı daha var. Bu fotoğrafta yine bir atmosferi güçlü olan konuyu fark eden fotoğrafçının o zor koşula, yani az ışıklı olmasına rağmen konuların belirgin olduğu durumdan fotoğraf çıkarması anlamında önemli bir örnek diye düşünüyorum. O nedenle sizlerle paylaşmak istedim. Yine grafik değerleri çok güçlü ve kadrajının da çok derli toplu yapıldığını gördüğümüz bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Hem yatay çizgilerin, dikey çizgilerin fotoğrafın kenar çizgilerine paralel olması, hem diagonal çizginin fotoğrafın bir köşesinden girip diğer tarafa doğru uzanması, ana konu olarak kabul edeceğimiz yürüyen kişinin boş, temiz bir fonda bulunması ve bütün bu hikayeyi, bu atmosferi olduğundan daha güçlü hale getirecek olan duvardaki imza ve sonsuzluk işaretinin yine çok kabaca altın oran diyebileceğimiz bir yerde bulunması fotoğrafı oldukça güçlü bir yapıya kavuşturuyor diyebilirim. Derya Hanım'ı da tebrik ediyorum bu fotoğraf için. Alime Buzer'in bu fotoğrafı tahmin edeceğiniz üzere düşük enstantane ile hareketle birlikte ilginin hareketli ve renkli olan konuyla birlikte hemen arkasında yazan duvar yazısına yönelmesini sağlıyor. Mesela orada yürüyen kişi net olsaydı
muhtemelen biz yazıya o kadar çok bakmayabilirdik. Niye? Çünkü sabit duran konu daha çok ilgimizi çekecekti. Burada ise yazıya daha kolay odaklanabiliyoruz. Yazı da eğlenceli bir yazı olduğu için fotoğrafı etkili hale getiriyor diyebilirim. Belki biraz daha yakın bir kadraj, belki yazıyı daha çok vurgulamak için yürüyen kişinin belinden yukarısıyla yapılacak bir kadraj, yazıyı daha güçlü de bize ulaştırabilirdi diye düşünüyorum. Sevgili Necla Özarslan'ın da birkaç fotoğrafıyla karşılaşacağız şimdi. Yanılmıyorsam 3 fotoğrafı olması lazım. Burada her ne kadar mimari yapının hem iki tarafından hem de minarenin ucundan kesmeler olsa da ki bütünlenmesini, tamamlanmasını daha çok tercih ederdik. Yine de duvarın dokusunun çok güçlü olması, gökyüzündeki tonların yapıyı, binayı, duvarı çok güçlü öne çıkarması ve orada yürüyen kişinin de ilgi merkezi olması anlamında iyi bir örnek diye düşünüyorum. Tabii ki demin de söylediklerimi dikkate alarak yoruma devam edersek, gönül isterdi ki hem soldan hem sağdan hem yukarıdan bu yapı hiç kesilmesin. O yürüyen insan biraz daha öne doğru iki pencerenin arasında olsaydı, yani ikinci ve üçüncü pencerenin arasında biraz daha uzakta olsaydı ya da daha geride, bir iki adım geride ama duvara daha yakın olsaydı fotoğraf daha güçlü olur muydu? Muhtemelen olurdu. Ama bu hali de sadece duvarın dokusu için bile kabul edilebilir diye düşünüyorum. Bu fotoğraf çok keyifli geldi bana. Duvardaki resmin hep bir tarafa doğru yönelmiş olması, yürüyen kişinin o yöne doğru gidiyor olması ve yürüyen kişinin arka plandan çok güçlü bir kontrastla ayrılmış olması. Adım atarken sanırım terlik gibi bir şey var ayakta. Onun da böyle ayaktan kopmuş olması fotoğrafın bence eğlenceli taraflarından bir tanesi. Ama hem an olarak hem kişinin yeri olarak çok doğru tercihlerin yapıldığı bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Süleymaniye'nin arka terası yine yanılmıyorsam çok güçlü bir gökyüzü atmosferi var. Duvarın dokusu yine iyi. Gölgeler biraz zayıf. Daha çok gölge, daha çok hareket fotoğrafı daha güçlü hale getirebilirdi. Ama bu atmosferin ve duvarın dokusu için burada yer alabileceğini düşündüğüm fotoğraflardan bir tanesi. Aynı yerden birkaç fotoğraf daha vardı farklı arkadaşların ki onlardan bir tanesini daha aldım buradaki değerlendirmeye. Ama dediğim koşulların oluşması kaydıyla, yani daha çok kişi, daha çok gölge, daha çok duvar gibi bir şey. Yine Necla Özarslan'ın tırmanma duvarında bu sefer genç bir arkadaşımızın hareketini yakalamış olması güzel. Ama ben hem duvardan hem hareketten ziyade bunları daha güçlü hale getiren gölgeleri dikkate alarak fotoğrafı buraya almaya karar verdim. Hem çocuğun gölgesinin hem diğer kişinin gölgesinin fotoğrafı çok daha etkileyici hale getirdiğini ve bir yüzey sadece iki boyutlu bir görüntü olmaktan kurtardığını düşünüyorum. Nurcan Ertem'in de yanılmıyorsam iki fotoğrafı var. İkisi de birbirine benzer kadrajlar aslında. İkisini de göstereyim, ondan sonra tekrar buna döneyim. Bakın iki fotoğraf da hem bu hem de ilk gösterdiğim fotoğraf aynı mantıkta yaklaşımı. Yani fotoğrafçının tarzını bize söyleyen bir şey bence. Bu da nedir? Bir arka plan, bir duvar var ve orada oluşan gölgeler var. Gölgelerin açıldığı yerde de ana konu olacak bir kişi yürüyor. Oldukça sade, temiz bir fonla, temiz bir kadrajla bizi buluşturmuş Nurcan Ertem bu fotoğraflarında. Hüseyin Şalış, doğru okuyorum inşallah. Üç fotoğrafı olacak, benzer fotoğraflar, az ışıklı ortamlar, etraftaki duvarların dokusunun güçlü vurgulandığı ve yine ana konu olarak kişilerin bulunduğu 3 fotoğrafı buraya almak istedim. Bu Dara Antik Kenti'nden yanılmıyorsam hem bu hem bu fotoğraflar oradan. Benim de çok keyifle fotoğrafladığım bir yer Dara. Hüseyin Bey de bu alanın hakkını veren o geniş açıyı çok etkili kullanmış ve böylece oradaki duvarları da
çok güçlü olarak bize ulaştırmış. O açıdan çok başarılı olduğunu düşünüyorum bu fotoğraflarında. Sıdıkı Uyar'ın bir fotoğrafı, arka planda gördüğümüz yanılmıyorsam bir resim ya da fotoğraf var. Dolayısıyla fotoğraf olsa gerek oraya asılmış olan. Öndeki kişinin duruşunun da o görüntüyü andırıyor olması fotoğrafın keyifli tarafı. Fotoğrafın zor tarafına gelince o zorluk da bence fotoğrafın biraz çok standart bir bakışla standart bir uzaklıktan çekiliyor olması biraz hatıra fotoğrafı tadına getirmiş fotoğrafı. Yani biraz alan derinliği kullanılsa ya da öndeki kişiye yaklaşıp arkası daha küçük yapılsa o zaman etkisinin daha çok artacağını düşündüğüm görüntülerden bir tanesi bu fotoğraf. Kendimi de köşeden bu tarafa aldım ki orada kendimi açtığım zaman fotoğrafın üstünü örtmeyeyim diye. Şimdi kendimi kapatabilirim. Birazdan gene açarım. Evet, Bahar Tunç'un bir fotoğrafı. Burada da yine ya makine üzerinde birçok makinede çünkü bu selective color özelliği var. Bir renk seçip onu gösterip diğer kalan renkleri siyah beyaz yapabiliyorsunuz. Ya da bunu bir post prodüksiyon, Photoshop ya da benzeri bir programla yapabiliyorsunuz. Öyle değerlendirdiği görüntülerden bir tanesi. Yine kırmızı renkli mont giyen kişi ışıklı alanda da durduğu için ilgi merkezi olmuş. Ama yukarı doğru devam eden duvarın dokusu da fotoğrafın bizim istediğimiz kritere, bizim istediğimiz başlığa uygun olmasını sağlıyor. Evet, ben yine sonradan katılan bütün arkadaşlara tekrar iyi akşamlar dileyerek devam ediyorum. Sevgili Ayşe Sunga'nın Karşıyaka 35,5 İzmir'den 6-7 fotoğrafı var. Ayşe Bey'in yüklediği yanılmıyorsam 7-8 fotoğraf vardı. Şimdi Murat İlhan hemen diyecek ki ben de o kadar yüklüyordum. Ceza aldım bir hafta. Ayşe Bey'e de aynı şeyi söyleyeyim. Çok yüklemeyin fotoğraf. Buraya 6-7 fotoğrafını aldım Ayşe Bey'in. Çünkü çok sıkı çalışan fotoğrafçılardan biri. Aynı Murat İlhan gibi bizim web sitemizde portfolyolarını görebileceğiniz isimlerden bir tanesi. Burada günlük hayatın içerisinde duvarlar üzerindeki resimleri, grafitileri ve duvarlar üzerindeki gölgeleri, yansımaları çok iyi değerlendirdiği kareler vardı. O nedenle sizlerle paylaşmak istediğim bir alt geçitten böyle bir görüntü. Ne bileyim bir evin duvarında önde bir kişiyle bir görüntü. Bir fotoğraf. Bir binanın bu sefer dış yüzeyinin fon olarak kullanıldığı ve grafik değeri güçlü bir bisikletle tamamlanan bir fotoğrafı. Duvardaki bir resimle öndeki çocuğun renklerinin de uyumlu olduğu bir başka fotoğrafı. En çok hoşuma gidenlerden bir tanesi genellikle zaten bu değerlendirmelerde falan biliyorsunuz ters ışık, silüet, gölge fotoğrafları daha çok dikkat çekici oluyor. Burada ama duvarın dokusu, renkleri ve o çizgiler çok keyifli. Oradan yürüyen geçen kişinin de çok doğru bir yerde olduğunu düşünüyorum fotoğraf anlamında. Hareketinin iyi yakalandığını düşünüyorum. O nedenle öne çıkan bir iş diye söyleyebilirim. Ve yanılmıyorsam bu da son örneklerden biri. Yine arka tarafta güzel yazıyla, resimlerle falan desteklenen bir görüntüyü. Duvarla hemen hemen aynı renk kıyafet giymiş biriyle bütünlemiş olması bence fotoğrafın iyi tarafları. Ha, varmış birkaç tane daha demek ki. Ayses Bey bu sefer bayağı bir ambargo koymuş bu bölümüne değerlendirmenin. Burada fotoğraf elbette kadrajıyla falan gayet derli toplu. Ona hiçbir şey demiyorum. Çekim anıyla da tamam. Arka plan kullanımı peki ama benim daha çok bu fotoğrafı buraya almama sebep olan şeyi söylemek istiyorum. Daha önceki değerlendirmelerde birçok arkadaşın farklı çerçeveleme yöntemleriyle Instagram'ın da sağladığı bazı çerçeveleme yöntemleriyle sunumlarını, bunlar da çok keyifli işler diye paylaşmıştım ki bugün de birkaç tane öyle paylaşacağım. Bu da onlardan bir tanesi. Yani fotoğrafta özellikle arka plandaki siyah beyaz tonları da dikkate alarak beyaz bir paspartu,
dışına da siyah bir çerçeve oluşturulmuş olması bence sunum anlamında da önemli bir adım. Çünkü fotoğraf bizim konuyu görüp bir şeyler hissettiğimiz andan başlayıp sunum aşamasına kadar devam eden, işte o daha iyi fotoğraflar için 7 adım diye bir atölyemiz var ya, bir günlük orada o 7 adımı konuşuyoruz. Bir bütün. Dolayısıyla da fotoğrafçının her adımda verdiği kararlar çektiği fotoğrafı ya da yaptığı çalışmayı daha güçlü hale getirebiliyor ya da zayıflatabiliyor. Bu mesela bütün tercihlerin fotoğrafın daha güçlü olmasını sağlayan bir örnek olarak burada yer vermek istediğim bir çalışma oldu. Evet Murat Bey, hemen yakalamışsınız. Bravo. Ben de yakaladım ama öyle diyebilirsiniz diye. Evet, Gülsüm Yıldız'ın her hafta birkaç tane sıkı çalışmasıyla karşılaştığımız bir dostumuzun iki fotoğrafı var yanılmıyorsam. Aslına bakarsanız eğer penceredeki kadın olmasa fotoğraf güçlü bir görüntü olmayacak ki fotoğrafçı da büyük ihtimal zaten o zaman makineyi kaldırıp deklanşöre basmayacak. Ama kadının oradaki varlığı ve çevresindeki dünyası, yani o bir tarafı böyle daha açık kalmış bir duvar, üst tarafı sıvaları yapılmış bir duvar falan, hikayeyi çok bütünlüyor. O nedenle burada yer vermek istediğim bir görüntü oldu. Burada da hem gölgenin hem yürüyen kişilerin hem de duvardaki resmin çok iyi bir araya getirildiği bir kadraj olduğunu düşünüyorum. Gerek yukarıdan yapılan kesmenin, gerek aşağıdan gölgenin bir köşeden başlıyor olmasının fotoğrafın kompozisyonunu bayağı derli toplu hale getirdiğini söyleyebilirim Gülsüm Hanım için. Şule'nin kadrajı, Şule Hanım'ın aynı yerden 3 fotoğrafı vardı. Onlardan bir tanesini aldım. Gene böyle bir iç mekanda duvar, sağ sol, işte dışarıya açılan kapı, orada insanlar falan vardı. Bu fotoğrafı tercih ettim çünkü dışarıdan o kapıdan gelen ışıkla, kontur hatlarıyla arka duvardan ayrılan kişi ve duvarı yalayıp geçen ışığın duvardaki dokuyu oluşturmasının fotoğrafın doğru tarafları olduğunu düşünüyorum. Diğer fotoğraflarda özellikle ışık kaynağı olan kapının falan kadraja girmesi ilgiyi biraz dağıtıyordu. O nedenle onlara burada yer veremedim. Şerife Cengiz'in bir fotoğrafı. Ya bu duvar nerede? Bu duvardan çok fotoğraf geldi çünkü birçok arkadaştan fotoğraflar geldi. Ama en böyle hikaye oluşturan görüntü buydu bence. Yani bu işte arkada böyle bir eyvallah selam veren kişinin resminin önünde birkaç kişinin farklı farklı insanların fotoğrafları çekilmişti. Ama arkadaki hikayeyle öndeki kişiyi en güçlü bağlayan örnek buydu. O nedenle bu fotoğrafa burada yer vermek istedim. Yine Şerife Cengiz'in bir başka fotoğrafı ama aynı yerden İdris Aydın'ın da bir fotoğrafı vardı. Peş peşe aldım onları da zaten. Yani aynı yer derken birebir aynı nokta olmayabilir. Ama farklı fotoğrafçıların benzer konular karşısında 3 aşağı 5 yukarı neredeyse aynı kadrajı oluşturması, aynı konularla fotoğrafı çekmesi ilginç. Eğer birlikte yapılan bir çekim çalışması da değilse. Bu da bize şunu söylüyor. Başka fotoğrafçıların, başka insanların çektiği konuları çekmekte ayıp bir şey yok. Bunu yapabiliriz. Önemli olan biz bireysel olarak o karşılaştığımız konuyu, ekipmanımız, teknik bilgimiz, estetik algılarımızla ve söylemek istediğimiz sözle nasıl aktarabiliyoruz? Başka fotoğrafçılardan farklı ya da daha güçlü bir şey söyleyebiliyor muyuz? Bütün yaptığımız çalışmalarda kovaladığımız nokta bu aslında. Bu olmalı aslında. Çünkü bunu yaptığımız zaman asıl kendi fotoğraf dilimiz ve kendi sözümüz ortaya çıkmaya başlıyor. Burada aynı noktada, aynı konuda iki fotoğrafçının birbirine yakın çalışmalarını görüyoruz. Muhtemelen şöyle bir şey oluyor. Bu nerede? Diyarbakır'daki şeyler mi acaba? Doğru mu biliyorum? Bilen varsa müdahale etsin diye de söylüyorum.
Muhtemelen buraya elinde fotoğraf makinesiyle birileri yaklaştığında çocuklar bu numarayı hep yapıyor. Dolayısıyla da hemen hemen herkes bu fotoğrafları çekmiş oluyor. İşte orada birazcık farklı bakışı bulacak bir hareket yapmak lazım bence. Sevgili Kumral Kepkep'in birkaç fotoğrafı vardı. Onlardan birini buraya aldım. Arkadaki duvarın dokusu, o yıpranmışlık, o eskimiş duvarın görüntüsü önde yaşlı bir insanla birleştiğinde daha güçlü oluyor. O nedenle öndeki kişiyle arka planın, fonun çok doğru buluşturulduğu görüntülerden biri olarak görüyorum fotoğrafı. Ama daha iyi bir ışıkta, biraz daha gölgelerin oluşabileceği, biraz daha rengin canlı oluşabileceği bir ışıkta çok daha güçlü olabileceğine inandığım fotoğraflardan biri idi. Evet, Gülseren Akdoğan'ın birkaç fotoğrafı var. Buna benzer başka arkadaşların da fotoğrafları vardı ve çok hoşuma gitti fotoğraflar. Öncelikle onu söyleyeyim. Hoşuma giden şey birçok dostumuzun, birçok fotoğrafçı dostumuzun rengi, ışığı, gölgeyi, silüetleri falan gördüğünde hemen o konuya adapte olması ve oradan doğru bir görüntü, etkili bir görüntü çıkarmayı çözmüş olması. Bu çok keyifli bir şey. Benzer böyle renkli duvarlar, ışık ve gölgenin olduğu yerlerden çok keyifli fotoğraflar geldi bu hafta. Onlardan zaten yine paylaşacaklarım olacak. Daha bayağı 100 civarı fotoğrafımız var. Bu da onlardan biri. Hem arkada hem önde renklerin, ışığın, gölgenin, ana konu olacak lekenin olduğu iyi görüntülerden bir tanesi. Gülseren Akdoğan'ın bir gece fotoğrafı bu sefer. Bir sokak lambasıyla ve hem zeminin hem çevredeki binaların duvarlarının dokusunun hikayeyi çok güçlü bağladığını düşündüğüm görüntülerden bir tanesi bu. Yine Gülseren Akdoğan'ın yine renkli bir duvar önünde, yine konuyu bütünleyecek bir kişiyi kaydettiği bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Rising Neptune nickname'li dostumuzun bir fotoğrafı. Grafiği çok doğru, ilgi merkezi olacak kişi tamam. Ama biraz önce Kumral Hanım'ın fotoğrafında da söylediğim gibi bu tarz görüntülerde ışığın da bize biraz daha destek olması en çok istediğimiz şey. Bu fotoğrafın ışığı daha güçlü olsa, o girintilerde biraz gölge, ön taraflarda daha fazla ışık, kişinin üzerine düşen bir parça ışık olsa bu fotoğrafın etkisi 5'e 10'a katlar diye düşünüyorum. Sevgili Kemalettin Kök'ün bir fotoğrafı. Bakın mesela burada o söylediğim hikaye var biraz. Yani kişinin üzerinde ışık var, arka plan duvarın üzerinde biraz daha az ışık var. Dolayısıyla bu kişiyi hemen öne çekiyor. Yani o yüzey olan görüntüyü, iki boyutlu olan fotoğrafı burası ön, burası arka diyebileceğimiz bir hale getiriyor. Bu da fotoğraftaki üçüncü boyutu algılamamızı sağlıyor. Kişinin kadrajdaki yeri, arka plandan farklı bir renkte olması, bunların hepsi de hikayeyi daha güçlü algılamamızı sağlayan tercihler diye düşünüyorum. Elife Ulu Devici'nin iki fotoğrafı var. Güzel yaklaşımlardan bir tanesi. Birkaç dostumuzun daha benzer fotoğrafları vardı. Hep böyle grafitiler, efendime söyleyeyim taş duvarların dokusu falan beklemiyordum tabii ki. Bu tarz görüntülerle de karşılaşmak çok keyifli oldu. Galeri duvarları, galerilerde ya da başka yerlerde duvarlarda asılı olan tablolarla, yazılarla, öğelerle görüntüyü, görselliği zenginleştiren arkadaşlarımız da oldu. Elif Uludeveci onlardan biri. Bir de böyle ışığın çok düzgün ayarlandığı galerilerde çekilen fotoğraflar. Biraz da kadraja özen gösterince oldukça keyifli hale gelebiliyor. Ama benzer bir yaklaşımı dışarıda, sokakta da görüyoruz Elife Uludeveci'den. Yani temiz bir fon, ışıklı, aydınlık bir yer, onun önünde ters ışıkta kalan ve hareket halinde olan öğelerle görüntünün kotarılması işi. Burada da benzer bir durum var. Hem sağda temiz bir duvar, hem arkada renkli duvarlarla hikaye toparlanıyor bence. Yine bir ana konu verilmiş olması, bir ilgi merkezinin verilmiş olması bize fotoğrafın artı olumlu yönleri.
Evet, Zehra Altuntaş'ın da yine bir galeride, bir sergide, bir sunumda kaydettiği bir görüntüyle karşı karşıyayız. Buradaki ritim de oldukça keyifli. Yani bakış açısıyla birbirini takip eden fotoğrafların, tabloların olduğu bir yerde. Fondan çok ayrılmasa da, arka planla biraz karışsa da bir kişinin olması fotoğrafı zaten yeterince güçlü yapıyor diye düşünüyorum. Gülsüm Hanım, biraz geç kaldınız. Sizin fotoğraflara baktık. Bilmiyorum yetişebildiniz mi ama iki fotoğrafınızı konuştuk biraz önce. Emir Bozkurt bu haftanın yine dikkat çeken fotoğrafçılarından biriydi. Yanılmıyorsam buraya 5 fotoğrafını aldım. Ama Emir Bozkurt'a da Murat Bey'den ve Ayses Bey'den miras olarak kalsın. 5'i çok geçmeyin fotoğraflarda. Buraya bir 5 tane aldım. Bir daha olursa Murat Bey gibi cezalı kadroya düşersiniz. Haberiniz olsun. Evet, burada duvarın dokusu çok güçlü. Arkaya doğru oluşan koridor çok keyifli ve koridorun sonundaki ışığın olduğu yerde bir ana konu olması fotoğrafı bütünlüyor. Yine güzel bir arka plan ve yine doğru yerde yürüyen kişi güçlü bir ilgi merkezi oluşturabiliyor. Bu fotoğraf çok keyifli geldi bana. Şu açıdan keyifli geldi. Duvardaki resim zaten çok güzel. Orada oturan insanlar tamam ama o kişinin yukarıya bakıyor olması bir an böyle ya oradan geçen kuşlar resim mi gerçek mi acaba duygusu oluşturuyor. O açıdan çok keyifli gelen işlerden bir tanesi oldu bana. Edirne Eski Camii'nde Allah yazısı önünde çok fotoğraf geldi. 3-4 tanesini buraya da aldım. Bu da onlardan bir tanesi. Siyah beyaz tercihi ve yine yürüyen kişinin varlığı bence fotoğrafı dinamik hale getirmiş. Burada fotoğraftaki bakış açısını çok beğendim Emir Bozkurt'un. Yani o duvarın kenarından, köşesinden bakıyor olmak. İşte arkada neydi o? Pac-Man miydi? Bizim neredeyse çocukluğumuzun ilk gençliğimizin bilgisayar oyunlarından. Ve oradan bu sefer koşarak geçen biri bence hikayeyi güzel bütünlüyor. Burada da hakeza sokakta oturan çocuklar arkadaki duvardaki şeyde ne diyelim resimde ya da o afişte böyle yatan birinin olması güzel bir kontrast oluşturuyor. Kırmızı duvarın önündeki renkli çocuklar ve renkli branda da yine hikayeyi bütünleyen bir çalışma olmuş. Vallahi Emir Bozkurt'un bayağı 5-6 fotoğrafını almışım. Böyle şey yaparsam Murat Bey ile Ayses Bey bana ceza verecek diye korkuyorum. Beni zorlamayın ne olur. Burada da yine şemsiyeyle yürüyen kişi, arkadaki duvarda şemsiyeli kişilerin resimlerin olması ve sanki böyle zıt yöne yürüyenlerin el ele tutuşmuş gibi oldukları bir an, yani o işte köpeğin ipiyle falan birbirine bağlıymış gibi olduğu bir an olması bence fotoğrafı keyifli hale getirmiş. Evet sevgili Filiz Boğan'ın bu fotoğrafı az kalsın gözden kaçırıyordum. Sonra çok hoşuma giden fotoğraflardan biri oldu. Çünkü görüntüyü fotoğrafa dönüştüren ve keyifli bir fotoğrafa dönüştüren şey oradaki tavuk. Fakat tavuk biraz küçük kalmış fotoğrafta. Önce çok algılanmıyor. Sonra fark edince fotoğrafın içinde büyümeye başlıyor. Yani etkiyi çok arttıran bir öğe haline gelmeye başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Filiz Hanım daha önce bir sokak hayvanları değerlendirmesinde olabilir. Sokakta horoz fotoğrafı mı göndermişti? Öyle bir şey olmuştu. O zaman da ya sokakta horoz mu var falan diye konuşmuştuk. Şimdi de bir tavuk gelince demek ki var diye söyleyebiliriz. Evet, Filiz Boğa'nın bir başka fotoğrafı. Ya burada bir açıklama yapmam lazım. Bu daha iyi fotoğraflar için 5 ipucu yayınında sizlerden fotoğraf istemiştik. Filiz Hanım bu fotoğrafı da göndermiş. Ben mailden indirmişim fotoğrafı, o sunuma koymamışım ve değerlendirmede konuşmamışız. Sonra Instagram değerlendirmesine de fotoğrafı görünce tabii bu şeyi
Filiz Hanım uyarınca beni, ya benim bir fotoğrafım yoktu diye. Fotoğraf hemen zihnime kazındı. Instagram değerlendirmesine görünce dedim ki orayı alayım ki orada en azından konuşma şansımız olsun. Yine arka planda bulunan bir resim ve önde onunla kontrast olan, yani açık grinin önünde daha koyu konunun, daha siyah konunun ve arkada durağan bir konu yerine hareketli bir konunun geçiyor olması ve onun doğru yerde olması bence fotoğrafı düzgün, güçlü hale getiren öğeler. Nurhan Zengin'in yine o renklerle, ışıkla, gölgeyle birlikte fark ettiği bir görüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Biraz önce de başka arkadaşların çalışmalarında söylediğim gibi bu tarz görüntülerden oldukça fazla vardı ve hemen hemen hepsi de oldukça başarılı çalışmalardı. Ben herkesi bu, ne diyelim, fotoğrafçı gözü, fotografik göz ya da keskin göz sebebiyle tebrik ediyorum. Nereden fotoğraf çıkacağı konusunda herkes oldukça başarılı, onu söyleyebilirim. Nurhan Zengin'in bu fotoğrafında iki şey hoşuma gitti. Bunlardan bir tanesi, tabii ki tahmin edeceğiniz üzere, sol tarafta daha karanlık olan yerde üzerine ışık düşen kişinin güçlü bir şekilde ana konu haline getirilmiş olması. İkincisi de tabii sağ tarafta yine gölgeden kurtulan renkli duvarın fotoğrafın dengesini kuruyor olması. O açıdan burada paylaşmak istediğim fotoğraflardan biri oldu. Evet, Filiz Hanım'ın horozmuş fotoğraf, doğru hatırlamışım. Genelde hatırlıyorum vallahi, yani birçok fotoğrafı hatırlıyorum. Bir fotoğraf hafızası var ister istemez. Onun için de her değerlendirmede şeyi söylemeye çalışıyorum. Bazen unutuyorum, bazen yazıyorum çünkü sunumun içine de. Daha önce paylaştığınız fotoğrafların etiketini değiştirip başka bir haftaya göndermeyin. Çünkü mümkün mertebe onları eliyoruz hemen. Daha önceden gördüğümüz için hatırlıyoruz. Tık diye onu devre dışı bırakabiliyoruz. Aslında gene iyi fotoğraf ama başka bir yerde konuştuğumuz için tekrar konuşamıyoruz. O nedenle yeni fotoğraflar paylaşılmasını hep rica ediyoruz. Evet, Tolga Bey'in TLGZPLR ZPLR ne bilemiyorum valla, onun için harf oyunu yapmamız lazım gene önceki yayınlarda olduğu gibi. Ama Tolga Bey'in bu fotoğrafında da yine arka plandaki duvarın renkleri öndeki ters ışıktaki çocukları çok güçlü öne atıyor. O uçurtmanın renginin de duvarın rengiyle çok yakın, aynı olması hikayeyi bütünlüyor diye düşünüyorum. Yine Tolga Bey'in de daha önce gördüğümüz ve biraz sonra göreceğimiz diğer birçok fotoğrafta olduğu gibi o renkli duvarı, resimli duvarı fotoğrafın önemli öğelerinden biri haline getirdiği bir fotoğraf. Yelda Baba'nın bir fotoğrafı. Yine arka plandaki duvardaki renk öndeki üç kişinin silüetini daha güçlü görmemizi sağlıyor. Yukarı doğru eğer devam etse kırmızı duvar çok baskın hale gelecek ve kişileri birazcık ezmeye başlayacak. Orada da tekrar gri boyanın başlamış olması fotoğrafın iyi taraflarından biri. Üç kişinin de adım atıyor olduğu anda deklanşöre basılması da fotoğrafik an olarak doğru tercih yapıldığını bize gösteriyor. Yelda Baba'yı da tebrik ediyorum. Güliz Arslan Öztürk hemen hemen her hafta çalışmalarıyla bu paylaşımlara destek olan dostlardan bir tanesi. Yanılmıyorsam bir fotoğrafı var bu hafta burada. O da siyah beyaz tercihiyle duvardaki dokuyu ve çizgileri güçlü bir şekilde ortaya çıkardı. Merdivenden inen kişinin arka plandan tamamen farklı bir renkle, açık bir renkle ön plana çıkarıldığı bu fotoğrafı. Bu da gayet başarılı. Güliz Hanım'ı da tebrik ediyorum. Mine Toz'un yanılmıyorsam iki fotoğrafı vardı sunumun içinde. Bir tanesi bu siyah beyaz. Biraz gri tonları fazla olmakla birlikte ortamın atmosferi fotoğrafı güçlü bir şekilde görmemizi sağlıyor. Hep söylüyorum, siyah beyaz işçiliği biraz daha iyi olsa bu fotoğrafların etkisi daha fazla artar. Bir siyah beyaz çevrim atölyesine bakmakta tüm dostlar için fayda var, aklınızda olsun.
bu fotoğrafın mesela siyah beyaz tonları daha iyi, lekeler daha iyi, gölgelerin düştüğü duvarlar ve o duvarların işte çay 1,5 TL yazıyor. 1,5 diye okuyorum ama evet 1,5 TL yazıyor. Önde de birinin bir şey içiyor olması o manada da keyifli olan tarafı. Arka tarafta da bulunan kişi fotoğrafın dengesini sağlayan öğe olarak dikkati çekiyor. Orada bir kişi olmasa göz oradan kaçabilir ama orada o kişiyle beraber fotoğrafın içinde kalmasını sağlıyoruz. Tolga zıplar mıymış? Teşekkürler Feridun Bey. Rica ederim Yelda Hanım. Evet, Sedef Bilgin Kala yine çalışmalarını hemen hemen her hafta konuştuğumuz dostlardan bir tanesi. Biraz önce Zehra Hanım'dı galiba, onun bir fotoğrafı gibi yine bir ritmi gördüğümüz peş peşe fotoğraflarla oluşturulan ritim ve onların önündeki insanlarla, kişilerle tamamlanan bir fotoğraf olmuş. Bu tarz iç mekanlarda işte aydınlatmanın o fotoğraflara göre yapılmış olması ya da duvardaki tablolara göre yapılmış olması fotoğraflara güçlü bir atmosfer katabiliyor. Ve fotoğrafçı dostların da o çevrede dolaşıp fotoğrafları kaydetmesi bence işin keyifli tarafları. Yine Sedef Bilgin Kalay'ın bu fotoğrafında da arka planda yine sanırım bir galeride falan çekilen bir fotoğraf olsa gerek. Biliyorsunuz İzzet Keribar Hoca'nın Yeni Yaklaşımlar diye bir sergisi ve bir kitap çalışması vardı. Orada da ağırlıklı olarak böyle galerilerde ya da iç mekanlarda grafik değerleri ve arka planları çok güçlü görüntülerden oluşan bir seri diyor. Henüz görmemiş olanlar varsa o çalışmaları bir araştırıp bulmalarını, kitabı edinmelerini, albümünü edinmelerini hararetle tavsiye ederim. İzzet Hoca, İzzet Keribar kendi Instagram hesabında da zaman zaman o fotoğraflardan da paylaşıyor. Ama İzzet Hoca'nın zaten Türk fotoğrafında, Türkiye fotoğrafında ışığı, rengi, grafiği çok güçlü kullanan isimlerden biri olduğunu hep konuşuyoruz. İlk yayınlarımızdan biri olan Görsel Birikim serisinde İzzet Hoca'nın çalışmalarını ayrıca konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Oradan da bakmakta fayda var, aklınızda olsun diye söyledim. Sedef Hanım da o havada bir fotoğraf kaydetmiş. Şükriye Bozalan'ın bir fotoğrafına bakıyoruz. Bu kemerlerin oluşturduğu ritmi çok doğru bir açıdan kaydederek aralarda hiç boşluk bırakmayıp ritmik bir duvar görüntüsü oluşturmuş. Kemerlerin içeri doğru olan yapısı da gözü ön plandan alıp arkaya doğru taşımayı sağlıyor. Aynı zamanda gözün ulaştığı yerde bir başrol oyuncusunun bulunması fotoğrafın doğru yönlerinden biri. Yine kemerlerin iç tarafında oluşan gölgeler, duvarda ışık, kemerde gölge, duvarda ışık, kemerde gölge diye bir ritim elde etmeyi sağlıyor. Bu da fotoğrafı sıradan görüntünün bir adım ötesine taşıyor diyebiliriz. Şükriye Bozalan'ın bir başka fotoğrafı. Yine böyle alt geçit gibi bir yer herhalde. Orada bulunan bir resim ve yine onun önünden geçen birileriyle o anki koşulu iyi değerlendiren bir fotoğraf gözü diye bahsedebiliriz. Biraz daha yakın bir kadraj belki daha da etkileyici olabilir. Muhtemelen o sağdaki yazıdan vazgeçemediği için işte orada Van Gogh yazması, işte Yıldızlı Gece falan. O zaman arka taraftan, sol taraftan biraz fedakarlık yapılabilir, yazıya daha çok yanaşılabilir diye düşündüğüm bir görüntü oldu. Sevgili Süha Demirbaş'ın bir fotoğrafı. Biraz fazla gri geldi bana fotoğraf ama hem yazının bulunduğu kepengin yataylarının dikeylerinin fotoğrafla paralel tutulmuş olması hem adamın solunda kalan boşlukla kepengin sağında kalan boşluğun dengeli hale getirilmiş olması. Basamağın altında kalan boşlukla yazının üstünde kalan boşluğun dengeli olması. Yani kadrajın çok dikkatli ve derli toplu yapılmış olması fotoğrafın keyifli tarafı. İyi tarafı. Adamın dışarıya bakıyor olması, işte kompozisyon atölyesinde konuştuğumuz benim kompozisyon kitabında yazdığım açık kompozisyon dediğimiz çalışmaya uygun bir şey olması anlamında önemli. O açıdan burada yer vermek istedim ama şöyle bir şeye dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Bir kere şeyi de söyleyeyim de iyi şeylerin hepsini söylemiş olayım.
Yine bir Instagram'ın getirdiği bu çerçeveleme kenarları böyle biraz kırpık kırpık, efendim biraz yuvarlak köşeler falan, bu da çok keyifli. Ama mesela fotoğrafın içine baktığımız zaman şu çerçevenin dışında kalan beyaz gibi bir beyaz görmüyoruz. Oysa ki bizim siyah beyaz fotoğraflarda beklentimiz o. Tam beyaz olması, tam siyah olması ve gri tonların olması. Şimdi o beyazdan hiç yok içeride. Bu da fotoğrafın çok gri tonlarda kaldığını söylüyor. Biraz daha böyle siyah beyaz işçiliği iyi olsa etkisinin çok artacağını düşündüğüm fotoğraflardan biri bu. Çok benzer bir kadraj, yani yerleştirme anlamında Hakan Tunay'ın bir fotoğrafı. Hakan Bey'in birkaç fotoğrafı daha var yanılmıyorsam. Burada da yine kadrajın o özenli dikkatli yerleştirmesinin işin doğrusu olduğunu düşünüyorum. Burada mesela renkli tercihinin homojen ışık sebebiyle daha doğru olduğunu düşünüyorum. Siyah beyazda yine aşırı bir griye kaçma olabilirdi. Ama arka planın renkleri işi kurtarıyor diye düşünüyorum. Evet, o Süleymaniye'deki duvarda hani dedim ya, duvarın daha baskın olduğu, efendime söyleyeyim daha çok gölgenin olduğu bir görüntüyü daha almıştım. O da Hakan Bey'in fotoğrafıymış. Daha önce gördüğümüz örnekte mesela gökyüzündeki bulutlar daha iyiydi. Ama hikayemiz duvarlar olduğu için gökyüzünden ziyade duvarın görüntüsü bizi daha çok ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Hakan Bey'in de yine bir ışık, gölge, ters ışık, silüet ve arkadaki duvarın dokusunun vurgulandığı bir fotoğrafı var. Hakan Bey'i de tebrik ediyorum. Rica ederim Süha abi. Daha çok fotoğraf bekliyorum. Bu hafta güzel bir konu seçtik. Oradan herkesten çok fotoğraf bekliyorum ama çok derken ne olur beni şey yapmayın. 5 tane bekliyorum ama herkesten 5, 5, 5, 5 bekliyorum. En sonunda açıklayacağım konuyu. Evet, bir süredir çok az fotoğrafıyla karşılaştığım İlknur Turan Atlı'nın tekrar aramıza döndüğünü görüyorum bir seri fotoğrafıyla. Burada gölgelerin ve ışıklı alanların çok güzel yerleştiği, boşluk olan yerde bir ana konu kişinin olduğu iyi bir siyah beyaz fotoğrafını görüyoruz. Burada da fotoğrafın siyah beyaz işçiliği çok keyifli olmasa da duvar üzerindeki doku ve gölgeler çok güçlü. Aslında fotoğrafın sağ tarafına, sağ tarafının hatırına burayı aldığımı söylemeliyim. Sola doğru giderken fotoğraf biraz zayıflıyor. Bu fotoğrafta da yine siyah beyaz tercihinin o çizgilerin, ışıkların etkisini çok arttırdığını düşünüyorum. Ve yine yürüyen bir kişinin varlığı hikayeyi toparlamış diye söyleyebilirim. Buna benzer birkaç farklı fotoğraf daha vardı. Bu onlardan birincisi olacak herhalde ilk gördüğümüz. Sadece İlknur Hanım'ın değil, diğer adosların da benzer fotoğraflarıyla karşılaştık. Yani düşük enstantaneyle arka planı, duvarı, oradaki özelliği sabit tutup hareketli olan konuları, insanları, araçları vesaireyi falan flu yapmak bence çok akıllıca bir tercih. Bu sayede göz fotoğrafın içinde net olan bölgeye daha çok odaklanabiliyor ve ilgi direkt oraya doğru toplanabiliyor. O açıdan çok doğru örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu yanılmıyorsam eski Yapı Kredi inşa halindeyken oradaki kaplamanın üzerinde olan bir resimdi. Renklisini de bir görmek isteriz aslında. Yani belki hesabınızda vardır, oradan da bakmak mümkün. Işığa bağlı olarak renklisi de fena olmuyordu bunun. Ve Ayasofya'dan bir görüntü. Yine arka planın çok güçlü olarak yer aldığı, duvarın etkisinin çok baskın olduğu fotoğraflardan biri olmuş. Bence oldukça keyifli. Oradaki karmaşayı ve yoğun trafiği bilen biri olarak söylüyorum. Yani sağdaki kişi çok kenara değmese daha iyi olurdu ama o karmaşada bu kadar kusur kabul edilebilir bence. İlknur Hanım'a da tekrar hoş geldiniz diyorum. Her hafta yeni fotoğrafları bekliyoruz. Sanırım Ebru Yılmaz olsa gerek. Alaca Mercek nickname'li dostumuzun fotoğrafları. Burada o duvardaki resmin etkisi çok güçlü.
çevrenin o binaların arasında kalmış olma hissiyatı oldukça güçlü. Önde yürüyen kişi biraz daha belirgin olabileceği bir noktada açıda olsaydı, sanki fotoğrafın etkisi daha da artardı diye düşünüyorum. Ama bu halde özellikle duvardaki resmi öne çıkarmak anlamında başarılı bir örnek sayılabilir. Sevgili Fethiye Gül Aytekin'in de yine Edirne Eski Camii'nden fotoğrafı, yine Allah yazısı önünde, yine hareket eden birisi. Bence hikayeyi toparlıyor zaten. O açıdan burada yer vermek istedim. Atakan Day. Yanılmıyorsam herhalde değildir diye düşünüyorum, Türkçe olarak okudum. Burada da mesela yine Allah yazısı, bu sefer sağ taraftaki pencereden vazgeçilmiş, siyah beyaz işçiliğinin daha iyi yapılması gereken fotoğraflardan bir tanesi. Bu fotoğrafta da dikkat ederseniz gri tonların baskınlığı çok önde. Daha iyi bir siyah beyaz işçilik bu fotoğrafın da etkisini, gücünü arttıracaktır diyebilirim. Meltem Çavuşoğlu'nun fotoğrafında bu duvarın önünde de birkaç fotoğrafla karşılaştık. Bir tanesinde yürüyen kişi duvardaki resmin tam üstündeydi ve çok karışıyorlardı birbirine. Onun için de bu görüntüyü tercih ettim. Yani yürüyen kişilerin resimden ayrılıp bu haftaki konumuz olan duvarı daha rahat görmemizi sağladığı için. Meltem Çavuşoğlu'nun da yine bir alt geçitte duvardaki dokuyu oradan konuyu yalayıp geçen ışıkta kaydettiği bir görüntü diyebilirim buna da. Onur Erdoğan'ın bir fotoğrafı. Şimdi hep böyle şey olmasın, aynı cümle üzerinden gidiyor gibi olacak ama yine gri'nin çok baskın olduğu bir fotoğraf. Müge de beni buradan uyarıyor bazen. Murat Bulat'ın atölyeyi söyle burada mutlaka diye. Çünkü sahiden demin de konuştuk ya, çekimden hatta konuyu çekmeye karar vermekten sunuma kadar bu bir sistem. Ve fotoğrafçının bütün bu sistem üzerindeki, bütün bu adımlar üzerindeki hakimiyeti fotoğrafı çok güçlü hale getiriyor. Konuyu doğru görüyorsunuz. Doğru ana karar veriyorsunuz. Doğru objektifi seçiyorsunuz. Hatta tekniğe de doğru karar veriyorsunuz. Ya bu siyah beyaz olsun, o zaman işte insanlar daha iyi vurgulanır. Sadece duvarın renginden hikaye çözülmez. Ya da ışık bu rengi vurgulamıyor, siyah beyazla daha iyi toparlarım diyorsunuz. Orada artık o tekniği de en güçlü hale getirmek lazım. Siyah beyazını da çok iyi işlemek lazım bu tarz fotoğrafların. Hadi araya 2 saniye reklam alayım. Murat Bulat'ın siyah beyaz çevrim atölyesini fototrek.com web sitesinden bakmayı da ihmal etmeyin diyorum. Onur Erdoğan'ın başka bir fotoğrafı daha vardı. Bu mesela renkli tercih olarak çok doğru. Çünkü hem oradaki motorun hem arkadaki duvardaki renkler bence fotoğrafın gücünü veren şeyler. Gönül isterdi ki önde yürüyen kişi bu arka plandan tamamen kopabilecek renkte birisi olsun. Mesela mavi kıyafet giyen biri, atıyorum yeşil giyen biri, atıyorum sarı giyen biri. O zaman rengin de hakkını çok güçlü vermiş olacaktık diye düşünüyorum. Bu Onur Bey'in, Onur Erdoğan'ın sevdiğim fotoğraflarından biri oldu. İşte Çirkin Kral Efsanesi 26 Ekim'de sinemalarda afiş orada. O afişe bakan birini biz arkadan görüyoruz ama afişle biz öyle göz göze geliyoruz ki direkt biz afişe bakabiliyoruz. Buradaki mesela siyah beyaz tonlar bir tık daha iyi. Hala gri çok baskın ama ilk gördüğümüz örnekten daha iyi diyebilirim. Onur Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. Tahir Ünsal'ın bir fotoğrafı. Bence kadrajı çok doğru. Bu tabii etrafında beyaz bir paspartuyla paylaşılmıştı. Ben o beyaz paspartuyu kırparak aldım. Birçok fotoğraf öyleydi. Dikkat ederseniz fotoğraf sahipleri onu fark edecektir. Ben beyaz paspartuları da kırpıyorum bazen. Eğer fotoğrafa çok güçlü bir katkı yapmıyorsa, biraz önce Ayses Bey'in bir fotoğrafında görmüştük öyle bir katkıyı çünkü. Ama ben yerleştirme olarak, bakış açısı olarak hem dikey kadrajın hem duvarların doğru yerlerden kesilmesini çok başarılı bulduğum işlerden biri oldu.
tam ortada açılan en açık tonlu yerde de bir çocuğun olması bence fotoğrafı güçlü kılıyor. Oz Nuray 95, Nuray Hanım'ın, o da her hafta fotoğraflar paylaşan bir dostumuz. Birkaç fotoğrafı var yine burada. Duvardaki yazı ve oradan geçen kişileri doğru anda buluşturduğu işlerden biri olmuş. Bu fotoğraf, Nuray Hanım'ın birkaç fotoğrafı daha var diye hatırlıyordum ama bir tane mi koymuşum acaba? Belki sonra gelebilir. Dediğim gibi bazen atlamış olabiliyorum peş peşe getirmeyi. Ama bu dediğim gibi arka plan ve öndeki kişileri doğru anda buluşturan bir an olmuş. Olcay Sevinçli'nin bu fotoğrafı çok hoşuma gitti. Yani duvarın dokusu, orada bir çizgiyle beyaz zeminin alanın başlıyor olması ve onun önünden geçen kişinin hareketinin doğru anı bence fotoğrafı çok temiz yapıyor. Tek bir sıkıntısı var fotoğrafın, özellikle altında biraz beyaz boşluk bıraktım. Çerçevenin dışına da taşırdım ki beyazı onu görelim de hep beraber diye. O kişi fotoğrafın dışına basıyor. Oysa ki aşağıda böyle çok küçücük bir alan daha istiyor fotoğrafın içinde kalsın diye. Yoksa onun dışında tüm yerleştirmeleri fotoğrafın çok doğru. Bir tek sınırı çok net belirgin olmamış. Orada bir dert yaşıyoruz. Rica ederim Tahir Bey. Ben teşekkür ederim fotoğraf paylaşımınız için. İsmail Bey merhaba, hoş geldiniz. Daha çok konuşuruz, yani çok bir şey kaçırmadınız diyebilirim o manada. Herhalde yarılamışızdır ama diye düşünüyorum. Bilge Özdinç'in bir fotoğrafı. Yine fotoğraf çekmekten, ziyaret etmekten çok keyif aldığım birçok dostumuzun olduğu yerlerden biri. Karaman'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Taşkale. Tahıl ambarlarının duvarları. Oradaki Atatürk resmini yapan da Nurel öğretmen, bizim çok samimi arkadaşlarımızdan biri. Gittiğimizde evinde falan kaldığımız dostlarımızdan biri. O tahıl ambarlarında bence hikayeyi gösteren, yani oraya tırmanılarak çıkılabildiğini gösteren anlardan biri olmuş. Bilge Özdinç'i de tebrik ederim. Önemli duvarlardan bir tanesidir Anadolu'da yer alan. Önemli duvarlardan biri. Onların içleri hep odacıklar, tahıl ambarları. Bu tufa taşı, yani volkanik bir yapıdır. İçi oyularak odacıklar oluşturulmuştur ve yaz-kış sıcaklık aynı olduğu için ve rutubet sıfır olduğu için buğdayı buraya koyup kışın bütün sene çok rahatlıkla muhafaza edebiliyorsunuz. Ne bileyim işte yazın yoğurt koyup kışın yiyebiliyorsunuz. Hiç bakteri oluşmuyor, bozulmuyor falan. Çok ilginç yerlerden bir tanesidir Taşkale. Oradan oraya Niki ile fotoğraf paylaşan dostumuzun iyi bir an. Yani duvardaki resim ve oradan geçen kişinin bağını, bir an için oluşan bağı göstermesi anlamında doğru bir örnek. Bu fotoğrafın, ya bu benim arkadaşımdı, o da öyle elini koydu, ben de çektim havasından çıkmasını sağlayacak olan şey bence tam bu sırada çevreden geçen ama flu olan insanlar olur. Bu hava biraz daha biri durup poz vermiş havasıdır. Daha günlük hayatın içine sokmak lazım fotoğrafı. Sevgili Zeki Uzun'un birkaç fotoğrafı vardı. Onlardan bir tanesini buraya aldım. Duvardaki resim çok güçlü. Önde görünen kişiler o resmin, o duvarın ne kadar büyük olduğunu, boyutunu bize söyleme anlamında önemli bir işleve sahip. Tabii yine en kolay işlerden birini yapacağım. Çekilmiş bitmiş bir fotoğraf için konuşacağım. Yatay kadrajda yukarıdan kurtarıp daha derli toplu olur muydu acaba fotoğraf diye düşündüm ama sağda solda ne olduğunu bilmeden bunu söylüyorum. Dediğim gibi çekilmiş bitmiş fotoğraf için konuştuğumdan dolayı en kolay işlerden birini yapmış oluyorum. Yine Zeki Uzun'un bir fotoğrafı. Burada Photoshop ya da benzeri bir programda ya da işte Instagram'da ya da Snapseed'de bir şekilde fotoğrafla biraz oynanmış anladığım kadarıyla. Öndeki kişilerden artık farklı bir
ton, farklı bir renk alınmış çünkü onu görebiliyoruz. Fakat bu arkadaki duvarda sanki öylesine çizilmiş gibi olan resimlerle çok yakın benzer bir ton oluşturmuş. O açıdan akıllıca bir sunum hali olduğunu söyleyebilirim. Yine Zeki Uzun'un yanılmıyorsam Havana taraflarındandı bu fotoğraf. İşte Küba'da, Havana'da bu grafitiler, duvar resimleri falan çok zengin. Dolayısıyla biz de gittiğimiz zaman oralardan bu tarz fotoğraflar çekiyoruz. Çektik zamanında, şimdi gidemiyoruz da. Tekrar gittiğimizde herhalde şey yapacağız. Yerleştirmesi çok doğru fotoğraflardan biri. Ama yine ışığın daha güçlü olduğu bir anı tercih ederdik açıkçası. Biraz mat kalmış renkler. Bu fotoğrafı buraya almamın sebebi teknik olarak bakarsak dışarının bu kadar patlamasını çok doğru bulmuyorum. Fakat hem sağdaki soldaki duvarların, hem tavanın, hem zeminin birbirine çok yakın bir dokuda olması ve sevgili Zeki'nin de çok böyle onları ortalayarak, perspektifi doğru bir noktaya alarak fotoğrafı çekmiş olması sanki bizi böyle bir küpün içindeymişiz havasına sokuyor. O açıdan fotoğrafça bakışını beğendiğim için buraya almak istedim. Fahriye Genç'in bu fotoğrafı da çok keyifli geldi bana. Işığı çok sert olmakla birlikte daha yumuşak bir ışıkla daha keyifli bir fotoğraf olacağından emin olduğum görüntülerden bir tanesi olmakla birlikte. Kadrajı çok hoşuma gitti. Biraz böyle yeni dönem moda fotoğraflarını andırmış. Tabii ışık aydınlatmanın çok daha iyi yapılacağı bir çalışma olurdu bir moda çalışması olsa. Ama yani o kişiyi böyle çok rahatlıkla bir yerinden keserek kadraja dahil etmek bence fotoğrafın güçlü yanlarından biri. Ama kesin çok daha iyi bir ışıkta olması gerekiyor. Nuh Koçak'ın güzel bir fotoğrafı olduğunu düşünüyorum. Işığı daha iyi olsa daha iyi olacak fotoğraflardan biri daha. Ama bu kadar büyük bir duvar, bu kadar büyük bir arka plan içinde küçük bir insanla, minimalist bir kadrajla fotoğrafı oluşturmak bence çok doğru yaklaşımlardan bir tanesi olmuş. Keşke hiç duvardaki o yazılar falan olmasaymış. Yani duvarın dokusu ve oradan geçen kişi zaten hikayeyi tamamlıyor. Ama kesin daha iyi bir ışığa ihtiyacı var diyebilirim fotoğrafın. Deniz Coşkun da bir süredir fotoğraf paylaşmıyordu yanılmıyorsam. Tekrar fotoğrafını görmek çok keyif verdi, onu söyleyebilirim. Atmosferi çok güçlü görüntülerden biri olmuş. Yani mevsim itibariyle yanılmıyorsam kar yağıyor, öyle bir durum var. Onun kaydedilmiş olması, oradan geçen iki kişinin varlığı, duvardaki resimle falan anlamı çok güçlü bir görüntü oluşturmuş diyebilirim. Arjas Fotografi, Arzu Hanım herhalde. Onun yine duvarın dokusu, gölgeler ve gölgelerin doğru yerde, doğru şekilde algılanabilir olması bence fotoğrafın iyi tarafları. Sedef Hanım, sizin fotoğrafları da geçtik yanılmıyorsam. Birkaç fotoğrafınız vardı. Biraz önce konuştuk üzerinde. Sanırım Funda Ulusoy olsa gerek. Duvardaki resim, yazı oldukça güçlü. Önde kedilerin de bu rahat halleri işin keyifli tarafı. Ancak biraz önce Filiz Hanım'ın fotoğrafında olduğu gibi, yani demiştim ya, tavuk son anda dikkat çekiyor ve ana konu olduğu halde az kalsın gözden kaçıyordu diye. Bu fotoğrafta neredeyse benzer bir kaderi paylaşıyordu. Kediler orada neredeyse yok olmak üzereler, görünmeyecek durumdalar. O nedenle yani neredeyse görmeyecektim, ne yazıyor orada falan diye şöyle bir bakayım deyince kediler dikkati çekti. Kedilerin bir şekilde daha başrole taşınması gereken bir fotoğrafmış. Evet, yine Edirne Eski Camii'ndeyiz. Yine Funda Ulusoy'un bir fotoğrafı. Siyah beyaz tercih edilmesi doğru. Elif harfi kesilmiş. O bir risk çünkü her ne kadar grafik güçlü olsa bile o yazı, o harf fotoğraf anlamında bizim çok aşina olduğumuz, bildiğimiz bir yazı. Dolayısıyla kesmemeyi tercih etmek daha iyi olabilir diye düşündüm bu fotoğrafı buraya alırken.
Şimdi bir şey söyleyeyim mi söylemeyeyim mi çok emin değilim ama yanlış anlaşılmayacağım artık birbirimizi tanıdığımızı düşünerek söyleyeceğim bunu. Şu Instagram değerlendirmelerini yaparken bazı dostların işlerini merakla bekliyorum açıkçası. İşte mesela Sedef Bilginkala'nın fotoğraflarını merakla bekliyorum. Murat İlhan'ın fotoğraflarını merakla bekliyorum. Birol Kıraç'ın fotoğraflarını merakla bekliyorum. Celal Erdem'in fotoğraflarını, Ayşe Sungan'ın fotoğraflarını. Ya diyorum bu arkadaşlar bu hafta ne yaptılar acaba falan diye. Neler paylaştılar diye merak ediyorum. Onun için de mesela diyorum ya işte ya Deniz Coşkun'un niye fotoğrafları yoktu falan bir süredir. Çünkü onları da merakla bekliyorum. Yani bir süre böyle fotoğraf paylaştığı zaman dostlar hemen böyle çalışmalarına aşina oluyoruz. Ve işleri de keyifli olduğu için hemen onlardan daha çok fotoğraf görmek istiyoruz. Birol Kıraç da o dostlardan bir tanesi. Bu hafta da acaba ne paylaştı falan diye merakla baktığım kişilerden biriydi. Yine arka planda ne yazdığını çok anlamıyoruz ama böyle daha refah içinde bir insan görüntüsü. Ön tarafta ise daha kontrast yaratacak bir konuyla başka bir insan görüyoruz. Bu güçlü bir içerik kontrastı oluşturmuş. O açıdan burada sizlerle paylaşmak istedim. Biraz önce söylemiştim böyle arkadaki duvarın net, öndeki hareketli konuların flu olduğu. Bu sayede de arka plana daha güçlü bakmamızı sağlayan işler de var diye. Bu da onlardan biri olmuş. Yanılmıyorsam İknur Hanım'ın fotoğrafıydı o. Yapı Kredi'nin şey değil mi bu dediğim fotoğraftı. Bir de bu fotoğrafta yine flu olan ön plan arkayı hemen görmemizi sağlıyor. Birol Bey'in bu köşeden birkaç fotoğrafı vardı. İkinci fotoğrafta soldaki gri boyasız gibi olan duvarın olmadığı daha dar bir kadraj vardı. Onu mu alayım, bunu mu alayım diye düşündüm. Sonra buna karar verdim. Diğer fotoğrafın renk zenginliği daha çoktu ama burada da ton zenginliği fazlaydı. Yani neredeyse birkaç farklı rengi bir arada görebilmek keyifli geldi. O nedenle bunu aldım ama Videogren alt çizgi duvarlar etiketinde ya da Birol Kıraç'ın kendi hesabında o diğer fotoğrafı da görebilirsiniz. Ona da bakmanızda fayda var diye düşünüyorum. Ben peş peşe aynı şey olmasın diye, aynı yerden iki fotoğraf olmasın diye almadım. Lale Altıntaş'ın bir fotoğrafı. Bu herhalde Balat tarafında falan çekilmiş olabilir. Çünkü o civarda Balat Hayvansaray tarafında bu Çukur dizisi galiba. Şu sağdaki işaret oymuş. Orada da çocuklar anlattı işte. Hatta bir atölyede bir arkadaş dedi. Hocam bu demek falan diye. Ha öyle mi falan dedim ben. Çünkü herkes soruyordu. Abi Çukur burada mı çekiliyor? Çukur burada mı çekiliyor? Çok gezdiğimiz için oralarda. İşte bilmediğim bir mevzu. Dolayısıyla o üçgen müçgen bir şeyleri görünce dedim herhalde Balat Hayvansaray o taraflar. Bu fotoğrafı buraya almamın sebebi evet bir gölge var, evet renkli bir duvar var, evet yürüyen bir insan var falan filan. Onların hepsi zaten burada olmasının bir sebebi. Ama bana keyifli gelen tarafını söylemek istiyorum. Kişi bu tarafa yürürken çıkışın diğer tarafı işaret ediyor olması. Yine güçlü bir kontrast sağlıyor. O nedenle de burada böyle yer vermek istediğim bir çalışma oldu. Lale Altıntaş'ın bu fotoğrafı. Melih Ağladağ'ın bu fotoğrafında da yine arkadaki duvardaki resmin çok güçlü olduğunu, önde yürüyen insanlarla o resmin ne kadar büyük olduğunu görme şansımız artıyor. Aynı biraz önce sevgili Zeki'nin fotoğrafında da benzer bir şey söylemiştim. Bu boyut duygusunu güçlendiren görüntüler keyifli oluyor. O nedenle burada yer vermek istedim. Ama şunu söyleyeyim ve öyle geçeyim isterim. Birçok fotoğrafta da söylüyorum çünkü bunu. Mutlaka daha iyi ışık olması lazım. Yani ya o kişilerin üzerine düşen, ya o duvardaki resmin üzerine düşen, ya ne bileyim çok ama bir ışık lazım bize. Çok homojen, çok mat ışıklarda çalışmak fotoğrafın gücünü zayıflatıyor. O kesin. Bu haftanın keyifli fotoğraflarından bir tanesi daha. Arka plandaki ışığın dokunun çok doğru, güçlü kullanıldığı görüntülerden biri olmuş. Hakime Küçük'ün fotoğrafı. Kadrajı yerleştirmesi falan da oldukça başarılı bir fotoğraf.
Hakime Küçüğü'nde birkaç haftadır çok başarılı çalışmalarını görüyoruz. Devam diyoruz. Paylaşmaya devam edin. İşleriniz keyifli. Sizin işleri de merakla bekliyoruz. Foto alt çizgi raf Emir Ali Kaya'nın yanılmıyorsam iki fotoğrafı var. Bu yanılmıyorsam Karaköy İskele civarında olan bir duvar şeydi. Biz de atölyede falan çektiğimiz yerlerdendi yanılmıyorsam. Fakat arkadaki bu fotoğrafın içinde böyle bir hareketin olması, ne bileyim ama önde oturan kişinin duruyor ve uyuyor olması yine güçlü bir kontrast yaratıyor. Bu böyle arka planla oluşan kontrastlar, içerik kontrastı da dediğimiz şey, fotoğrafın daha çok bakılabilir olmasını sağlıyor. Başta da söyledim ya, fotoğrafçının nereden fotoğraf çıkar diye etrafı kolaçan etmesinin iyi örneklerinden biri diye söyleyebilirim. Bu da öyle mesela. Yani duvarda o resmin ya da neyse o afişin herhangi şeyin olması ve o sırada pencereden de birinin o resmi tamamlayan bir öğe gibi oradan bakıyor olması bence fotoğrafı keyifli, eğlenceli, daha bakılabilir hale getiriyor, daha güçlü hale getiriyor diyebilirim. Kerdi alt çizgi 9 Emre Erol'un yine bir duvar dokusu ve gölgelerle oluşturduğu bir fotoğrafı görüyoruz. Hem ışığı çok güzel. Deminden beri konuştuğum işte ya ışık iyi olmalı, ışık iyi olursa fotoğrafın gücü artıyor falan dediğim şey bu aslında. Dikkat ederseniz o yumuşak renk, yumuşak dokuyu ortaya çıkaran ışık, gölgelerin varlığı fotoğrafı hemen böyle bir tık daha güçlü hale getiriyor diyebilirim. Evet Harun Bey, bence de fotoğraflar çok başarılı sevgili dostlarım fotoğrafları. Feridun Sayın'ın bir fotoğrafı, arka plandaki resmin iki pencerenin çok doğru bir simetriyle kullanıldığı ve çocukların hareketinin de güçlü bir anında deklanşöre basılmış olmasının fotoğrafın gücünü arttırdığını düşündüğüm bir görüntü. Dikkat ederseniz hem yukarıda aşağıda hem sağda solda boşluklar çok dengeli kullanılmış. Bu fotoğrafçının kadrajını, kompozisyonunu çok doğru tasarladığını, hesapladığını ve bize sunduğunu gösteriyor. Ama tahmin edeceğiniz üzere benzer bir cümleyi burada da söyleyeceğim. Bir parça daha ışığa ihtiyacı olan görüntülerden biri diyebilirim buna. Yoksa diğer bütün açılardan güçlü bir görüntü. İbrahim Kaya'nın bir fotoğrafına bakıyoruz. Gece çekilen bir fotoğraf. Az ışıkta, düşük enstantane ile kotarılmış fotoğraflardan bir tanesi. Hareket o nedenle biraz flu gibi görünüyor. Ama yeri falan çok doğru. Biraz çok düz bir bakış diye düşünüyorum. Ya daha yakın bir kadraj. Belki zeminin dokusundan vazgeçilerek çekilecek bir kadraj. Belki sadece duvarın içerisinde bitirilecek bir kadraj fotoğrafı daha güçlü yapabilirmiş diye düşündüğüm görüntülerden biri bu. Sibel Öztürk'ün bir fotoğrafı. Baştan beri gördüğümüz böyle arka plandaki rengin, ışığın, çizimin, yazının ön taraftaki karanlık gölge ve silüet alanlarla iyi kotarıldığı örneklerden bir tanesi diyebilirim. Ve evet yine merakla beklediğimiz dostlardan Celal Erdem'in bir fotoğrafı. Bunun ışığı ve rengi çok güzel, çok güçlü. Oradaki daireler ritmi çok güzel tamamlıyor. Yürüyen insan elinde şemsiyesi katlanmış olsa da ama hareketinden yürüdüğünü ve elinde bir şemsiye tuttuğunu anlayabiliyor olmamız fotoğrafın keyifli tarafları. Muhtemelen bulunan yer biraz böyle eğimli bir yer. Fotoğrafın eğiminin oradan geldiğini düşünmek istiyorum. Daha düz olursa biraz daha iyi olabilecek bir görüntü diye inanıyorum. Bu da çok hoşuma giden işlerden biri oldu. Işığı biraz az ve altta sağda kalan araç ve orada yanılmıyorsam başka bir aracın da ucu görünüyor. O ikisinin biraz fotoğrafı bozduğunu düşündüğüm bir görüntü. Ancak resmin ne kadar büyük olduğunu özellikle soldaki insanı gördüğümüzde anlıyoruz. Bu da fotoğraftaki boyut bilgisinin, boyut duygusunun çok güçlü olmasını sağlıyor. O açıdan da çok keyifli gelen görüntülerden bir tanesi oldu. Dediğim gibi hep aynı hastalığım var. Işığın daha canlı olmasını istiyorum. Yani yapacak bir şey yok ona.
Evet, sevgili Hanife Yalçın'ın yine her hafta güçlü görüntülerini, güçlü fotoğraflarını gördüğümüz dostlardan bir tanesi. Burada bence siyah beyaz tercihiyle çok doğru bir adım atmış Hanife Yalçın. Çünkü bu yapay ışıkla çekilen bir yer olacağı için renkler fotoğrafta daha baskın hale gelebilirdi. Ama siyah beyaza dönüştürüldüğü zaman bu sefer ışığa, karanlığa ve işte o arka duvara yansıyan bütün gölgelere bakmaya başlıyoruz. Bu da fotoğrafın etkisini daha güçlü hale getiriyor diye düşünüyorum. Şafak Acaloğlu'nun bu fotoğrafında bence mekan çok doğru. Biraz daha yaklaşıp bu öndeki amcayı biraz daha sola alıp Müslüm Baba'yı daha güçlü ve çay polise beleş yazısını daha etkili göstermek mümkün olabilirdi diye düşünüyorum. Uzaklığıyla bir dert yaşıyorum fotoğrafın. Yani biraz daha yakına girilse sanki bu fotoğrafın etkisi daha güçlü hale gelebilirmiş. Ama mevzu çok güzel. Zeynep Canbakan'ın bir fotoğrafı. Duvara herhalde bir resim yapılıyor. Bir boya ile ortalarındayız ya da başlarındayız resmin. Bu tarz fotoğraflarda bu işi yapan kişinin işi yapma halinin biraz daha belirgin olmasını tercih ederiz. Yani şu anda eğer bir boya yapılıyorsa, şöyle yapılıyorsa, şu tarafa doğru kol gittiğinde, açıldığında deklanşöre basılırsa daha güçlü olabilir. Çekim anında ufak bir dert olduğunu düşünüyorum fotoğrafın. Yine boyutu çok güçlü gösteren Meral Sırçaada'nın bir fotoğrafı. Orada kişinin yeri çok doğru. Pencerelerin ritmik yerleşimi duvarın etkisini çok arttırıyor. Yine siyah beyaz olarak çok başarılı olmadığını söylemem gerekiyor. Aşırı gri tonların baskın olduğu bir görüntü olmuş. Biraz daha sert bir ışık belki, biraz daha iyi bir kontrastla daha güçlü olabilecek bir görüntü. Özlem Özgün'ün birkaç fotoğrafı var diye hatırlıyorum. Yine burada ışık, gölge, duvarda yazı, arka tarafta duvar. Onun önünde karanlığın içinden geçen ana konumuz hikayeyi bütünleyen öğe olmuş. O açıdan burada yer alması gerektiğini düşündüğüm bir fotoğraftı. Bu da yine fotoğrafçının o öğeyi görüp, aa buradan fotoğraf çıkar, dur şuradan biri yürürken, altında biri dururken deklanşöre basayım falan dediği bir görüntü olarak bence önemli. Tahmin ediyorum objektif biraz geniş kalmış. Yani daha yakın, daha dar görebilecek bir objektifin daha fazla mutlu edeceği bir fotoğraf diye düşünüyorum. O sağ tarafta daha koyu leke olan küçük pencere gibi yer, her neyse o sağ alttaki ve sol üstteki ve bir yapının çatı tarafının hiç olmamasının bile fotoğrafı güçlü yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama Özlem Özgün'ün bu fotoğrafı çok hoşuma gitti. Yani çamaşırlar tamam zaten hikayeyi oluşturabilir ama kedinin gölgesi bence hikayeyi götüren işlerden biri olmuş. Duvarda gördüğümüz o şey hikayenin ana başrol oyuncusu. Sevgili Engin Akgün'ün bir fotoğrafı. Bu fotoğrafı beraber çekmiştik hatırlıyorum. Kadıköy Yel Değirmeni çekiminde bende de vardı bir benzeri. Hem o günleri de şöyle bir anmış olalım. Hem de işte o sert ışık olduğu zaman ne yapılabilire iyi bir örnek olduğu için burada yer vermek istedim. Işığın böyle sert olduğu durumlarda öğlen saatlerinde falan gölgede olan konular, karanlıkta olan kişiler iyi güçlü silüetler oluşturabiliyor. O manada duvardaki resimle öndeki silüetle oluşan kontrast açısından burada yer vermek istedim. Osman Kubilay Karan yine fotoğraflarını beklediğimiz dostlardan biri. Sanki birkaç haftadır yoktu fotoğrafları diye hatırlıyorum. Duvardaki kuş resimleri, yine Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor dizesi ve sahiden o hayat kısa şeyini anlamını tamamlayacak yaşlı bir kişinin olması bence fotoğrafı anlam olarak da güçlendiriyor. Ama yine gri fotoğraf, daha siyah beyaz olsa gerek.
Enis Öncüoğlu'nun birkaç fotoğrafı vardı. Bunu burada paylaşmak istedim. Bu tabii ki gölge konusuna çok daha uygun olabilecek fotoğraflardan biri. Ancak o gölgeyi oluşturacak olan duvarla olan mesafenin ve o duvara düşecek gölgeyi elde edecek, aydınlatmayı sağlayan ışık kaynağı için buraya aldım. Yani bu görüntünün şansa oluşma ihtimali yok. Dolayısıyla fotoğrafçının bu kararların hepsini o duvarın yeri, ışığın yönü, gölgenin anına karar vererek yapması gerekiyor. Birçok şeyin derlenip toparlandığı bir fotoğraf olduğu için burada yer vermek istedim. Fatih Coşkun Ertaş'ın yine artık bu fotoğraflarda aynı şeyleri söylüyor olacağım. Renk, ışık, gölge, karanlık, silüet. Her şeyin oturduğu işlerden biri. Ozan Güney'in bir fotoğrafı yer gök kırmızı yazısı. Bence hikayeyi koparan şey duvarın da kırmızı tonda olması, çocuğun kırmızı tişörtlü olması falan. Zaten o yazıyı götürüyor. Bir de böyle bir maskeyle ana konu haline gelmesi çocuğun fotoğrafın burada olması için yeter de artar sebep oluyor. Yine Ozan Güney'in bir fotoğrafı. Yerleşim güzel. Yani ince uzun bir kadraj olması güzel. Keşke o abi yazıyı bize gösterecek bir noktada otursaymış. Yani tam yazının üstüne denk gelmeseymiş. Biz tabii ki izleyici olarak orada rastgele yazıyor falan diye anlarız ama yazıyı okusak çok daha iyi olurmuş. Bu da fotoğrafçı şansı ya da şanssızlığı işte. Yani o amcanın oturduğu yer bir adım sağda otursa iş çözülür. Yine Ozan Güney'in bir fotoğrafı. Yine arka planda duvarda olan şeylerle önde oturan kişi arasında bir bağ kurulmuş. Yine Green'in biraz baskın olduğu fotoğraflardan biri. Ayşe Gülşen Yoldaş'ın fotoğrafında biraz önce görmüştük. Yine kemerli bir yerde doğru açıdan aradan hiç boşluk göstermeden o kemerlerle bir duvar oluşturma. Ve o oluşan çerçeveyle beraber bizi gözümüzü yönlendirdiği yerde bir ana konunun başrolün olduğu ve bu sefer çevreden farklı bir renkle dikkat çeken başrolün olduğu bir fotoğraf. Özlem Duysak'ın bir fotoğrafı. İşte mesela bakın böyle fotoğraflarda insan biraz üzülüyor ister istemez. Çünkü bu iyi bir siyah beyaz olarak işlense, duvardaki ışık ve gölgeler daha güçlü lekeler haline getirilse bu fotoğraf bunun 10-15 katı gücünde olur. 20 katı gücünde olur ve etkisi çok artar. Yani iyi konuyu görmüşüz, iyi teknikle çözmüşüz. Artık sunumu da iyi bağlamamız gereken işlerden biri diye düşünüyorum. Yine Zerrin fotoğrafı, dostumuzun bir fotoğrafı. Bakın bu da çok gri'de kalmış fotoğraf. Yoksa o kişi, yazı, oradaki amcanın duruşu falan fotoğraf olarak birçok şey var. Artık bunu nihayete erdirmek ve mevzuyu bağlamak lazım diye düşünüyorum. Bu fotoğrafın mesela hala gri olmakla beraber siyah beyaz tonları bir öncekine göre daha iyi. Bakın bir geri gidelim. Burada çok gri baskın, beyaz neredeyse hiç yok. Tam siyah neredeyse hiç yok. Burada ise biraz daha beyaz noktalar var yukarıda. Siyaha yakın kapının kenarı var. Tam üstte bir alan var falan. Daha iyi siyah beyaz işçilikle değerleri çok artacak fotoğraflar diye düşünüyorum. Bir de o bisikletlinin biraz daha önde olması etkiyi arttırır tahmin ediyorum. Sevgili Turgut Coşkun'un nihayet bir fotoğrafına denk gelebildik. Uzun süredir fotoğraf paylaşmıyordu bu etkinliğimiz içerisinde. Nihayet Turgut Bey lütfetti ve bir fotoğrafını paylaştı. Temiz bir duvar, tek renk, siyah bir lekeyle gözü aydınlık yere yönlendirmek. Orada yürüyen kişi ve gölgesinin yine aynı siyahla bütünleşiyor olması işin güzel tarafları. Sanki bir tık daha genişle fotoğrafın içine bastırmak lazımmış o kişiyi. Daha güçlü olabilirmiş. Ah işte Nuray Hanım'ın demiştim başka bir fotoğrafları daha vardı. Peş peşe koymayı unutmuş olabilirim diye burada denk geldi.
birbirine çok benzeyen iki fotoğrafı vardı. Onun için tek kare içerisinde göstermek istedim. Bakış açısı ve fotoğrafçı gözünün nasıl tırnak içinde söyleyeceğim bunu, yanlış anlaşılmak istemiyorum çünkü. Nasıl terbiye edildiğine dair iyi bir örnektir bu bence. Sonuçta benzer fotoğrafları, benzer tarzları, benzer yaklaşımları sergiliyoruz her birimiz kendi içimizde. Ben işte portreleri yüze çok yakın, çok dolu olarak ve dikey olarak çekmeyi seviyorum mesela. İşte başka bir, mesela Turgut biraz önce fotoğrafını gördük. Daha kontrastlı görüntülerle çok beyaz, çok aydınlık ve çok karanlık lekeleri çekmeyi seviyor gibi. Böyle kişisel tarzlarımız var. Bu da Nuray Hanım'ın bu aralara bakma ve oradaki hareketli konuyu görme, etrafı çerçevelerle kapatma anlamında bir tarzı olduğunu bize söyleyen iki çalışması, tebrik ediyorum. Yeşim İnce'nin bir fotoğrafı. Daha önce benzer tarzda birkaç fotoğraf görmüştük. Yine temiz, güzel bir arka plan. Onun önünde hareketi doğru anda yakalanmış bir ana konuyu görüyoruz. O açıdan tebrik ederim. Bahar Pix, Bahar Hanım'ın bir fotoğrafı. Bu sanatçıyı unuttum ya, İstanbul'un birçok yerine böyle duvarlara resimler yapmıştı. Bu tarz fotoğraflardan da geldi zaten bu değerlendirmeye de. Ama en fotoğrafça olan bu gibi geldi bana. Diğerleri daha tespit görüntülerdi. Yani bak, bu binaların arasındaki şu binanın üstünde de böyle bir resim var gibiydi. Bu biraz daha ışığıyla, gölgesiyle, o resmin yıpranmışlığıyla daha fotoğrafik bir yaklaşımdı. Onun için bu fotoğrafı almaya karar verdim diyebilirim. Evet sevgili Engin, çok doğru söylüyorsun. Ey gidi atölye günleri hey. Yani inşallah yeniden sokaklara düşebileceğiz umuduyla çalışıyoruz vallahi. Bakalım. Birazcık sayılar azalsa, vakalar azalsa, daha sağlıklı günlere kavuşsak, hep beraber çekimlere çıksak ne keyifli olur. Nesrin Öztürk'ün yine ışık, gölge, renk, silüet, hepsinin bir arada olduğu, yine yerleştirmelerin, yatay dikey çizgilerin paralelliğini dikkate alarak söylüyorum, doğru yapıldığı örneklerden biri. Tek sıkıntımız nedir? Yürüyen insanın adımlarının gölgede kalmış olması. Keşke daha aydınlık bir alana düşürebilsek onu. Sevgili Murat İlhan'ın bir fotoğrafı. Çok dengeli, çok düzgün kompozisyonlardan bir tanesi. Bakın, bahsettiğim hani bir parça ışık olsun diyorum ya, ışığın illa çok acayip güzel etkileyici olmasına gerek yok. Burada bakın, adamın üstüne, saçlarına bir parça ışık düşüyor. Adamın gölgesi yere düşüyor. Arka plan temiz, düzgün aydınlanıyor. Bitti. Yani bu kadar bir parça ışık bile bence hikayeyi kotarıyor. Adamın çekildiği yer bence çok güzel, çok doğru. Sağdaki o kucağında davul bağlı olan silüetin üstünde de olabilirmiş. Davul gibi olan şeyin üstünde de olabilirmiş. Bu tercih yapılmış bence. Diğeri de vardır kesin. Adım adım çekilmiştir bu fotoğraf diye tahmin ediyorum. Bu tercihinde adım atma haliyle doğru olduğunu söyleyebilirim. Diyerek yaklaşık 120 fotoğrafı tamamlamış olduk. Bu 120 fotoğraftan bir 10 tanesini ve o 10 fotoğrafın sahiplerini de haftanın öne çıkan fotoğrafçıları olarak belirledik. Çalışmalarını hem şimdi sizlerle paylaşacağım, hem biraz sonra da Instagram hesabından paylaşma şansımız olacak. Ondan sonra da yeni haftanın konusunu sizlerle paylaşacağım. Haftanın ilk öne çıkan fotoğrafı ve fotoğrafçısı Necla Özarslan'ın bu fotoğrafıdır bence. Hem demiştik duvardaki resimler ve onların bakış yönü, hem yürüyen kişi, hem terliği falan, bence hikayenin çok güçlü oluşturulduğu fotoğraflardan biri. Necla Hanım'ı tebrik ediyorum.
Ayşe Sunga'nın bu hafta çok fotoğrafı olmakla birlikte çalışmalarının çok güçlü olduğunu, onun için bu hafta öne çıkanlar arasında yer aldığını söylemek istiyorum. Ama haftaya yeni konuda sayacağım özellikle fotoğrafları. 5 tane olmasını rica ediyorum Ayses Bey. Yoksa Murat İlhan bizi çok fena topa tutar, yani yanarız. Gülseren Akdoğan'ın bu fotoğrafı, diğer birkaç fotoğrafı da gayet güzeldi. Yine böyle renkli, gölge, ışık, hepsinin bir arada olduğu fotoğraflardı. Dikkat çeken çalışmalardan biriydi. Gülseren Akdoğan'ı da haftanın öne çıkan çalışmalarından biri olarak tebrik ediyorum. Emin Bozkurt yine bu hafta çok fotoğraf yükleyen dostlardan biriydi. Yine o kişinin yukarı bakmasının fotoğrafı çok anlamlı hale getirdiğini söylemiştim. Emir Bozkurt, rica ediyorum haftaya 5 fotoğraf. Vallahi yanarız. Filiz Boğa'nın bu tavuğu ve duvardaki resmi birleştirdiği fotoğraf bence haftanın öne çıkan işlerinden biri. Ama işte o ana konuyu daha güçlü vurgulayacak şeyi de düşünmekte fayda var Filiz Hanım. Ama bu fotoğraf bence önemli işlerden biriydi bu hafta. Nurhan Zengin'in bu fotoğrafı yine o renkli dünyayı bize, o duvarların dilini bir anlamda bize sunması anlamında önemli. Yine ülkemiz fotoğraf tarihinin önemli isimlerinden bir tanesi Yusuf Tuvi. İzmir'de yaşayan fotoğrafçı ve birçok fotoğrafçı dostumuzun bileceği, tanıyacağı bir isimdir. Yusuf Hoca'nın da bir sergisini açmıştık. Biz yanılmıyorsam Duvarın Dili'ydi onun ismi de. Öyle bir ismi vardı serginin. Bu tarz görüntülerden oluşuyordu. Bu fotoğraf da bana biraz onu hatırlattı. O çalışmayı hatırlattı. O manada yeni konuyu da konuştuğumuzda bu şey aklınızda dönsün isterim. Yani duvarlar dediğimiz zaman düz duvar değil, o duvarın bir dili olabileceğini, bir şey söylediğini düşünün. Yeni konuda da bu şeyin de böyle bir dili olabilir, bize ne söylüyor diye bir kafada geçirip fotoğrafları ona göre seçmekte fayda olabilir, aklınızda olsun. İlknur Turan Atlı'nın Ayasofya fotoğrafını mutlak burada paylaşmak istedim. Haftanın öne çıkan işlerinden biri olarak. Bence yerleştirmesi falan güçlü. Bir tek sağdaki adama biraz kafam gidiyor ama yine de oranın karmaşasıyla kabul edilebilir bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Olcay Tosevinçli'nin bu fotoğrafı, adamın dışarı basmasını bir şerh olarak koyarak haftanın öne çıkan işlerinden biri olarak söylemek istiyorum. Çünkü bu duvarın dokusunun çok düzgün yerleştirildiği bir iş olduğunu, dolayısıyla da o fonda yürüyen kişinin çok güçlü bir ana konu olarak vurgulandığını söylememiz lazım. Haftanın öne çıkan fotoğraflarından biriydi o da. Deniz Coşkun bir süredir fotoğraf paylaşmıyordu ama güçlü atmosferiyle, dolu kadrajıyla bu fotoğraf haftanın öne çıkan işlerinden biri olmayı hak etti diye düşünerek burada tebrik etmek istiyorum kendisini. Ve Hakime Küçük'ün, birkaç haftadır yanılmıyorsam Hakime Küçük'ün hep böyle öne çıkan fotoğraflar arasına giriyor. Çok sıkı çalışmaları olan dostlardan biri. Işığıyla, kompozisyonuyla, yerleştirmesiyle bence haftanın dikkat çeken çalışmalarından bir tanesiydi. Ben bütün bu videogren alt çizgi duvarlar etiketiyle fotoğraf paylaşan dostlara çok teşekkür ediyorum. Yeni konuyu konuşmadan önce sevgili Aygül Hanım'ın söylediği, yazdığı şeye bir şey söylemek istiyorum. Açık havada fotoğraf gezisi yapanlar var. Yıldız Parkı'na gittik birkaç hafta önce. Ben geçen akşamki yayında da bu konuyla alakalı bir şey söyledim. Bize de çok soran arkadaşlar var. Ya tekrar eğitimler ya da geziler başlamayacak mı diye. Açıkçası çok yapmak istiyoruz. Çok özlediğimiz işler bunlar bizim. Hem dostları görmek anlamında, hem birlikte fotoğraf çekme keyfi anlamında. Hem de biliyorsunuz bizim işimiz bu. Yani ben 31 yıldır bu işi yapıyorum. Yani insanlara fotoğraf anlatıyorum, insanları fotoğraf çekmeye götürüyorum. Dolayısıyla elimden gelen iş bu, işimi de yapmak istiyorum. Ancak özellikle sayıların böyle yüksek olduğu bu dönemlerde biraz çekiniyorum. Kimseyi bir riske atmak istemiyorum. Kendimi riske atmak istemiyorum. O nedenle de çok doğru bir şekilde bu işi yapmaya çalışıyoruz. İşte Murat Hoca'yla, Murat Pulat'la konuşuyoruz. Birkaç tane böyle çalışma yapacağız.
Ama dediğim koşulla, yani çok dikkatli ve özenli bir şeyle, çok böyle kalabalığa giremeyeceğimiz, ne bileyim işte çok fazla fotoğrafçının bir araya gelemeyeceği işler olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben birkaç tane çekim çalışmasının hatıra fotoğraflarına denk geldim. 15 arkadaş falan toplanmışlar, çekime çıkmışlar beraber. Sonra hep beraber oturup yiyip içmişler. Yani herkes dip dibe, kimse de maske yok falan. Tamam, böyle şeyleri bize bir şey olmaz diye de düşünebiliriz ama ben çok öyle yapmak istemiyorum açıkçası. Böyle 15-20 kişiyi bir araya toplayıp, hadi ya biz dostuz, bize hiçbirimize bir şey olmaz, çıkarın maskeleri, dip dibe oturup yiyelim içelim falanı dönmesini hiç doğru bulmuyorum fotoğraf çalışmalarının. Daha dikkatli olacak ve birçok şeye dikkat edecek tarzda yapılmasını daha doğru buluyorum. Onun için o tarz şeyler yapmayacağız Aygül Hanım, onu söyleyebilirim. Gelelim yeni haftanın konusuna. 11 Eylül Cuma akşamına kadar Videogren alt çizgi yollar etiketiyle bu sefer yol fotoğraflarınızı bekliyoruz. Biraz önce söylediğim şeyi unutmamanızı hararetle tavsiye ederim. Yolların söylediği ne var? Yolların kendisi mi fotoğraf konusu, yoksa yolda olan hikayeler mi fotoğrafları oluşturuyor? Bunlara bakmanızı ve onları düşünerek fotoğrafları seçmenizi öneriyorum. Hafta boyunca zaten hemen hemen her gün hatırlatmaları yapacağız. Instagram'da paylaşacağız. Videogren alt çizgi yollar etiketiyle fotoğraflar paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki haftada o fotoğraflardan yapacağımız seçmeleri değerlendireceğiz, konuşacağız. Bu akşamki yayını toparlarken Çarşamba akşamı, 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 21'de Murat Bulat ile soru cevap başlıklı sorun cevaplayalım niyetli bir yayınımız var. Instagram paylaşımımızda gönderinin altına yorum olarak sorunuzu sorabilirsiniz ya da Çarşamba akşamı canlı yayında Murat Hoca'ya sorabilirsiniz. Daha önceden sorarsanız, belki ya şu fotoğrafçının işine ne diyorsunuz hocam diye bir sorunuz varsa, Murat Hoca o fotoğrafçıdan bir iki tane fotoğraf alır. Onları koyar, der ki bu fotoğrafçı şu işi yapıyor. Şöyle sorular sormayın, bu fotoğrafıma ne diyorsunuz? Onu zaten bu yayınlarda yapıyoruz. Ama teknikle alakalı bir sorunuz olabilir. Kompozisyonla alakalı bir sorunuz olabilir. Dediğim gibi bir fotoğrafçıyla, bir fotoğraf tarzıyla, bir yöntemle alakalı bir sorunuz olabilir. Siz sorun, biz cevaplayalım. Çarşamba akşamı saat 21'de Murat Hoca'nın yayınında. Fototrek İstanbul Hatırası'nın düzenlediği online seminer ve atölye programları devam ediyor. Hem fotoğraf işleme eğitimleri var, hem işte fotoğrafın görsel öğeleri olsun, fotoğrafçı olmak, görme ve gösterme sanatı olsun. Efendime söyleyeyim, temel fotoğraftan başlayıp ileri seviyeye kadar 10-12 tane farklı eğitim programımız var online'da. Dolayısıyla fototrek.com sitesinden detaylarını görebilirsiniz. Bugün 3 dostumuzun yeni portfolyolarını paylaştık. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Murat İlhan, Neşe Aksay Ergün ve Faruk Doğan'ın fotoğraflarını, çalışmalarını paylaştık. Çok keyifli çalışmalar. Mutlaka videogren.com web sitesinden bu yeni portfolyoları takip edin. Öncekilere de bakın. Siz de çalışmalarınızın yayınlanmasını isterseniz 12 ila 20 adet arasındaki fotoğrafınızı 1500 piksele küçültüp özgeçmişiniz, çalışmayı anlatan bir yazı ve yatay bir otoportre ile info@videogren.com adresiyle bize ulaştırın. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer yayını beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eşe, dosta, arkadaşa bizi tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Bu akşamki yayını böyle tamamlıyorum. Sorularınız, yorumlarınız varsa yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi onlara bakıyorum. Eğer yoksa ufak ufak iyi akşamlar diyorum sizlere. Evet, herkese iyi geceler, iyi geceler. Evet Aygül Hanım, tam onu söylüyorum işte, yani ana baba günü bir günde gidip fotoğraf çekmesek de olur bu aralar. Sonra da hep beraber cümbür cemaat yemek yemesek de olur bence. Evet, tüm katılan dostlara ve yayını izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yayınlarda ve değerlendirmelerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.